Yine bir pazar günündeyiz. Keyifli bir pazar günündeyiz. Doğaya çıktım, yine kuzu göbeğe bakacağım. Türkiye'de kuzu göbeği denilen ama dünyada daha çok moral mushroom olarak bilinen morcella türlerine bakacağım bugün. Bulmasını en sevdiğim türlerden biri. Hem buluruz hem anlatırız. Bulacağımı umuyorum. Keyifli olacak inşallah. Manzaram da güzel, bakın. Küçük bir derenin kenarındayım. Etrafta çeşitli sunaneleri görüyorum. Başka bitkiler görüyorum. Bitki bulursak onları da anlatırız. Ama ilk hedef kuzu göbeği. Morcella cins adı. Tür isimleri pek çok. Türkiye'de direkt kuzu göbeği deyip geçiliyor ama pek çok türü var. mantarlıyaşam.com sitemizde biz bunları ayrıntılarıyla hangi tür, hangi bölgemizde çıkıyor bununla birlikte işledik. Oraya girip türleri araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Sizin bölgenizdeki hangi tür bulabilirsiniz. Burada Morcella elata olduğunu düşünüyorum. Ya nasip, bir başlayalım bakalım. Yalnız geldim. Yavaş gezeceğim çünkü. Çok yavaş gezeceğim. Çeşitli çekimler yapacağım. Umarım güzel bir video olacaktır. Güzel bir gün olacaktır. Görüşürüz yine. Allah'a emanet. Evet, kısa bir süre sonra ilk morcellalarımıza ulaştık. Şurada var. Bir. Şurada var. İki. Şurada dört tane filan var. Tabii küçük de var. Küçüğü bırakacağım. Birkaç fotoğraf çekeyim. Keseceğim hepsini. Hadi bismillah. Şurada bir yavruyu bıraktık. Görünen kuzu göbeği büyümez derler. Ama büyür. Öyle bir şey yok. Ortamın nemine, ısısına bağlı. Maşallah. Üç kestik. Tabii kuzu göbeğini keserek topluyoruz arkadaşlar. Çünkü sporlarını içinde barındırıyor. Ve sepetle taşıyoruz. Gezerken o sporları yaymasına yardımcı oluyoruz. Bilginiz olsun. Bunu da dipnot olarak düşelim. Bunun yanında bir tane daha varmış. Onu görmemiştim bile. Bak, o da küçük. Yavru. Bunu da bırakacağız. Maşallah. Devam edeceğiz. Güzel. Evet. Şimdi Kamuran'la konuştuk. Daha telefonu kapattım. Kapatır kapatmaz bu efsanelerle karşılaştım. Bu biraz küçük ama alacağım. Eğer yeterli miktarda bulursam müthiş bir tarif yapacağım size. İri iri kuzu göbekleri bulmam lazım. Tarifini de çekeceğim. Yani sip daha var burada. 7 tane filan vardı. Şu anda ancak bakın nereye saklanmış. Kuzu göbeği böyledir. En derine saklanır. Şimdi o 7 taneyi bulabilecek miyim bilmiyorum. Demin saydım ama tekrar epey aramam gerekebilir. Çünkü çok iyi kamufle oluyor. Şurada çok güzel bir tane vardı. Bakın. Nerede o? Burada. Oldukça iri. Bu irilerden epey bol bulmam lazım ki tarifi yapabileyim. Güzel bir tarif yapmak istiyorum size. Sen nereye saklandın öyle? Küçümen. Bakın bakın bakın. Harika bir kuzu göbeği yemeği tarifi yapacağım. Bu hesapta yoktu. Bu arada bu tombaladan çıktı. Şurada bir tane var. Bunu da aldık. Daha vardı burada. Videoyu kapatıp onları bulmam lazım. Yani
acayip saklanıyorlar. Bir gördüğünüzü gözden kaçırırsanız bakın, nefis. Tekrar bulmak için aramanız gerekiyor. Harika bir mantar. Yani bulması bu yüzden çok zevkli. Aşırı şekilde kamufle oluyor. Buranın bitki örtüsüyle neredeyse rengiyle neredeyse aynı renkte. Siz ona bakıyorsunuz, o size bakıyor. O sizi görüyor ama siz onu görmüyorsunuz, yani öyle düşünün. Nefis bir tür, ilgi çekici bir tür. Peşinde olanları bildiğiniz peşinden koşturan, sürüm sürüm süründüren bir tür. Toplamaya devam ediyoruz. Görüşürüz. Daha burada vardır demiştim. Şurada da bir tane var. Yani dehşet bir kamuflaj ya. Bu arada kuzu göbeği oldukça pahalı bir mantar arkadaşlar. O da bulması. Oo, harika bir tane gördüm. Burada oyalanacağım ben galiba epey ya. Nerede o? Şimdi gördüm. Ama bulamıyorum. Allah. Evet, burada. Keserek topluyoruz. Ve zor bulunduğu için değerli bir tür. Kilosu yaklaşık 400 lira civarı şu an. Ama yine de bu şartlarda 300-350 liradan aşağıya düşeceğini sanmıyorum. Hele hele kurutulmuşunun kilosu tahmin ediyorum ki bu sene 2000-2500 lira civarı, hatta 3000 lirayı kadar zorlayabilir. Doğal kurutulmuş kuzu göbeği mantarı. Şifalı bir mantar olarak görülüyor. Özellikle dünya genelinde çok 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 seviliyor, tüketiliyor. Müthiş popüler. Evet. Aramaya devam derken dur, ben burada pek mola veremeyeceğim. Harika bir yere düştüm ya. İşte böyle olacak abi. Bakın. Ama buna fotoğraf alınır. Burada yan yana 3 tane var. Gerçekten buradaki sayıyı 10'u geçti şu anda bulduğum. Şöyle efsanevi bir fotoğraf almak lazım. Şunu biraz yamultalım şöyle. Nefis. Şu an hala deminki yerdeyim. Henüz oradan çıkmadım ve daha burada muhtemelen bulacağım. Yani dip bucak aramam gerekiyor. O yüzden kamerayı kapatıyorum. Görüşmek üzere. Efsane göbekler bulmaya devam ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Sepeti buraya bıraktım. Alt tarafa gittim. Birkaç tane göbek buldum. Güzel görünüyorlardı. Telefonu almaya geldim. Sepetin yanında bunları buldum. Yani öyle ki yanından geçtiğimi görmedim. Siz düşünün. Ve o kadar yakın ki bakın, sepet burada. Mantar burada, arada 50 santim bile yok. Ve ben bunları telefonu almaya geldiğimde gördüm. Nerede çıkmış bakar mısınız? Kökünün bile nerede olduğunu göremiyorum. Maşallah. Şimdi arka tarafa geçeceğiz. Sonra burayı tekrar arayacağım. Arka tarafta gördüğüm yere gideyim. Burada daha %100 vardır. Yani bunlar tesadüf oldu.
aşağıda cımbılla gidemeyeceğim için telefonu elime aldım. Umarım görüntü çok titremez. Güzel mantarlar gördüm çünkü. Biraz sakat bir yerde. Bakar mısınız? Kaç tane var? Dolu. Şurada da var. Daha burada kim bilir neler var ama mera çok sert. Çok saklanıyorlar. Detaylı aramayı çekim yapmıyorken ancak yapabileceğim. Gözüküyor mu kuzular? Kuzu bunlar, kuzu. Burası daha araştırmaya değecek bir yer. Yukarıdan aşağı gelirken göremiyorsunuz. Aşağıdan yukarı çıkarken daha net görüyorsunuz. Dip kucak bakın. Nasıl bir yerdeyim? Bu sene yıkılmış bir arazideyim. Çam ağaçları o sene tarım gördüyse, işlem gördüyse böyle yığıntılarda. Hoppa, düşüş anımı gördünüz ama tabii atladım, düşmedim. Mantarlarım doluyor sepet. Böyle yığıntıların içinde buluyorsunuz arkadaşlar. Bu da size tüyo olsun. Efsane bir yere gelmişim bugün. Şurada yavrular var. Onları bırakıyorum. Asıl güzellikler bu tarafta. Çok güzel mantarlar var gerçekten. Of of of, görmediğim yerde de vardı. Şöyle biraz aşağı indirelim. Bakın. Boyuta bakın. Çok iyi. Bu bıçağın yanına koyayım, daha iyi anlayacaksınız. Hemen çevirelim. Evet, şurada bir tane güzellik var. Şu iki. Şurada yine bir tane efsane boyut var. Yanında yavrular da var. Onları da görüyorum. Onları ellemiyorum. Daha dibinde küçük yavrular da var. Evet. Şu üç. Şurada bir tane var. Dört. Böyle bir güzellikte. Pardon. Güzellik de burada var. Evet. Bu akşam güzel bir kuzu tarifi gelir. Ya da yarın akşam. Bakacağız bakalım. Hoppa. Kuzular. Morcella elata. Black morav. Black morel. Daha var. Şurada yavru var. Ona dokunmuyorum. Açık gezelim mi biraz? Denk gelir mi? Bu taraflar düşeceğim gibi. Kayış olmaz. Evet, doğada bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Fena canımı yaktı. Bakın. Of. Sanırım şu ucunda gördüğünüz ıslaklık benim kan. Vücuda giren parça. İyi battı. Bu sene kesilmiş yerden geçen sene 2 senelik kesik yere geçtim. Epey bir sessizliğin ardından şurada bir kuzu görüyorum. Evet. Elata. Etrafında dağ olmalı. Bakalım bakalım. Şurada bir harika beşli var. Bir kere de kesebilir miyim? Evet. Nefis. Beşi bir arada.
Şurada da vardı. Bir tanesi kesilebilir. Diğeri çok küçük. Onu bırakacağım. Buraya biraz daha bakınmak lazım. Böyle büyük büyük kocaman. Dolmalık.